Herkese iyi akşamlar. Bugün İstanbul'a gelsin. Eyvallah. Millici abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyi çok şükür. Hamdolsun. Sizde nasıl? İyi inşallah. İyiyiz. Her şey yolunda. Şimdi biz neredeyiz usta? İstanbul'da avcılar. Doğa ettesiniz. Ne yapacağız şimdi? Bugün tam böyle havalar ısınıyor. Havalar ısınıyor. Mangal sezonu açıldı. Öncelikle herkese geçmiş bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Evet abi. Bugün size en ekonomik şekilde, en lezzetli, en pratik şekilde israf yapmadan, zayi vermeden, fire vermeden bütün tavuk nasıl parçalanır size onu göstereceğim. Elimden gelmiş olduğum kadar göstereceğim. Evet. Buradan saygıdeğer meslektaşlarıma sevgi ve saygıyla eksiğimiz fazlamız olur. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun usta? Ben 32 yaşındayım. Çocukluğumdan beri bu meslekteyim. Yeditepe Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunuyum aynı zamanda. Oo, maşallah. İşletmeciliği. Baba mesleği, dede mesleği. Bu dükkan burada 16 senedir burada. Ama yıllardır hani babamdan sayarsak 35-40 yıldır avcılardayız. Çok şükür herkes bizi burada tanır. Biz herkesi tanırız. Ekmeğimizin peşindeyiz. İyi, güzel. Başlayalım o zaman. Bugün ızgaralı tavuk nasıl olacak? Gel abi. Evet. Bakın kanadı, şu kanadı hafif kendinize çektiğiniz zaman çok değil. Bakın bu gerilme noktasından. Bakın böyle bıçağa hafif dokunduğunuz zaman kanat zaten kendisi kesilir. Eklem yerlerinde. Evet. Aynen. Bakın. Buradan daha rahat ol. Gergin. Tık. Buradan attınız. Aynı şekilde but. But kısmı ve göğüs kısmı. Evet. Hafif böyle gerin. Bıçağı yatay bir şekilde aşağı doğru yapın. Evet. Hafif bir güçle ayırdınız. Fazla zorlanmazsınız. Kalçalı but dedikleri bu mu? Bu şu an çatal but. Çatal but. Tamam. Bunu tam böyle ortadan ikiye böldüğümüz zaman. Tamam. Yani şu tabirle göstereyim. Evet. Bu şu an kalçalı but. Kalçalı but. Bu göğüs. Bunu böyle kelebeğini, çıtır pirzolasını, prensesini her bölgede farklı söylenir. Evet. Çıkarttığımız zaman bu da muz göğüsü olarak adlandırıyoruz. Muz göğüs. Muz göğüs. He. Böyle kemikli kafes göğüs, tam göğüs. Tamam. Şimdi ızgaralık but kısmından başlayalım. Bakın burada perde var. Tamam mı? Budun bu kısmı perde. Hı hı. Buraya bakın hafif çizik atıyorum, kesmiyorum. Evet. Buradan bastırdığım zaman oradaki şey çıktı. 10 kemiği derler bunu. 10 kemiği çıktıktan sonra bu şekilde yatay bir şekilde kemiğe dayayarak birini de ayırıyoruz. Bıçakla kemiği kesmeye falan gerek yok. Yok yok kesmiyorum. Bakın bıçak sadece araç, amaç değil. Bakın buradan bir çizik attığımız zaman böyle bastırdığımız zaman çıkıyor. Bu şekilde bakın ben hiç kesmiyorum. İtiyorum gördünüz mü? Ha. Bu şekilde burası haşlamalı kısmı. Çorba olur. Evet. Haşlama olur. Fırının altına olur. Gayet lezzetlidir yani tavuğun gerisi. Gelelim şimdi. Bu da special but diye ayırt ettiğimiz but. Bunu ikiye böldüğümüz zaman evet. İncik ve baget denir buna. Farklıdır her yerde, çoğu yerde ismi. Bu da kalça, sarma, talex, pirzola diye adlandırılır. Bu isimler farklı bölgelerde, bölgede değişir. Şimdi bunu kemiksiz yapacağız. Bunu da kemikli ızgaralık göstereceğim. Tamam, tamam. Şimdi derili isterseniz bu şekilde, derisi isterseniz alabilirsiniz. Bakın. Ama derili güzel olur. Derili daha lezzetli olur, yanmaz. Bakın sarı var üstündeki. Evet. Bu sarıdan bıçağı böyle yatay şekilde kemiğe dayırdığımız zaman ayrılır. Aynı şekilde kemiğin üstünden ucuyla, bıçağın ucuyla attık. Bakın kemik boşa çıktı. İşaret ve baş parmağımızla tuttuğumuz zaman bıçağı alttan sokun. Bu şekilde kemiksiz kalça oldu, kemiksiz pirzola. Hafif böyle kesiklerle açalım. Üzerine fazla derin değil, ince maksat suyunu rahat bıraksın diye. Bu şekilde incik yok kalça, kemiksiz kalça, kemiksiz pirzola, tamam. Kemiksiz sarma. Aynı şekilde baget. Baget ızgarada sarı uç kısmını aldık. Bu şekilde bıçağı kemiğe sıfırdayarak çektikten sonra bunu bu şekilde açıp pişirirseniz ızgarada daha rahat ve lezzetli olur. Kemiğinden ayırmıyorsun onu. İsterseniz burada kemiği kalıyor. Kemiksiz yapmak isterseniz de bakın ucundan deri, zaten deri tutar bunu. Bu şekilde rahat bir şekilde ayırabilirsiniz. Evet. Şimdi burada da kemikli nasıl yapılır? Heh, orada kemiksiz göstereceğiz. Aynı. Başlangıç aynı kemiksiz gibi. Buradan bir çizik. Buradan bir çizik. Açtıktan sonra bu şekilde kemiği böyle bırakıp buna tavuk pirzola denir. Burada yanakları yandan açarsın. Tamam. Bu şekilde çizik atarsın. Bu da kemikli tavuk pirzola. Bagetten kemikli tavuk pirzola diye onu da göstereyim ben hemen. Tamam. Bu şekilde tam açmadan çiçek gibi açar. Bu şekilde yaparsınız. Bu da tavuklu. Tam mangala. Mangala güzel. Aynı evet. Şekilde kanadı yani ızgara haline. Bu kanadın uç kısmıdır, tırnağıdır. Bakın şuradaki beyaz kendini belli eder. Tam burada. Buradan böyle vurduğun zaman o eklemlerin gider. Aynı şekil burada. Bakın gerilen yer var ya. Şu gerilen yer. Evet. Bakın buradan attığınız zaman açar. Pişirirken böyle bir çizik buraya.
İki çizik. Bir çizik attığınız zaman kanadın içi de rahat bir şekilde pişer. Bir daha göstereyim bakın. Hop. Burası. Burası. Üniversitede ders vermeye gitmen lazım senin ya. Yok abi ya. İnşallah daha, olur. İnşallah olur. İnşallah. Ama daha o kadar büyümedik. Sen daha bizim de çok eskiyim ya. Tavuğun içinden geçen adam. Şimdi bu 3 şekilde ismi var piyasada şu an. Çıtır pizzola, kelebek pizzola, prenses pizzola. Bizde kelebek derler. Yani biz, Adana'da mesela kelebek derler. Bizde de kelebek derler daha çok. Bakın şurada beyaz kemik var. Evet. Bu kemiğin hafif tam üstünden değil yanı. Tamam. Bakın şu yanında bir çizik çektin. Aynı yanından bir çizik de buradan çektin. Bu şekilde bıçağı kesmiyoruz bak. Bakın sakın kesme yok. Bıçak sadece araç. Bak hafif ittin. Aldın. Zaten bırakıyor kendini yol olduktan sonra bak. Şimdi kuzuda sırt, tavukta kelebek mi diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Aynı bölge değil mi? Aynı bölge. Aynı bölge. Evet. Bakın bu böyle kelebek. İsterseniz bunu böyle bütün pişirin. Tavsiyemdir. Evet. İsterseniz şuradan kemiğini. Ondan mı kemiğini çıkarıyorsun ya? Bunu da kemiğini çıkartıyorlar. Bakın şöyle. Bu şekilde pizzola gibi görünüm veriyor. Açıyorsun orada. Aynen. Gelelim göğüs kısmına. Göğsün derisiz, ister deriyle yapın ister derisiz yapın ama genelde bir derisiz tercih ediyorlar. Derisini aldıktan sonra bu şekilde biz tam şu orta kısmından böyle açıyoruz. Evet. Eşit, iki tarafa da eşit bir şekilde yüklendiğimiz zaman zaten liflerinden açılıyor. Bunu aldık. Bunu aldık. Göğsün kafes kemikleri. Bakın kıkırdak, beyaz kıkırdak da bu şekilde alalım. Kafes kemiklerini aldık. Aynı şekilde bu işte. Tamamen kemiğin yolunu izliyoruz. Bu şekilde ayırdık. O da kemiksiz. Şu an kemiksiz bütün göğüs fileto bonfile diye geçer. Şimdi bunun yarısını şişlik, evet. Yarısını da büfteklik yapabiliriz. Şu an büftekliği gösteriyorum tamamen. Göğüsü böyle ayırdık parçalara. Burada yapacağınız şey çok basit. Bakın avucunuzu koydunuz. Şimdi sen nasıl kesilir? İnce. Kalınlık bu size bak. Avucunuzu koyduktan sonra buradan kalınlığı istediğinize göre ayarlayın. Bıçağı düz şekilde hafiften elinize baskı attığınız zaman tek parça halinde bu şekilde çıkar. Aynı kalınlıkta, aynı incelikte. Aynı şekilde buraya. Bu baby... Tavuğa fısıldayan adam. Baby göğüs. Bu baby göğüs diye adlandırılır. Baby göğüs deniyor. Aynen buraya baby göğüs denir. Bunu da bu şekilde açtıktan sonra tam bölmüyorum bakın bunu. Tamam. İki tarafa eşit şekilde pay ediyorum. Lezzetli olur. Olayımız budur diyorsun. Budur. Ha? Bir de şişliği göstereyim. Şişlik zaten kolay. Bu baby göğüsü. Biraz iri olacak şekilde. Kuş başından bir tık büyük. Normal. Gereken o ama damak tadı, yeme biçimi size ait. İster ufak. İster küçük. Tamamen sizin bileceğiniz iş. Kare olur. Eşit şekilde dikdörtgen kare. Maksat şişe rahat gitsin diye. Bu mudur olay? Budur. Avcılar dua etten. Teşekkür ederim. Avcılar dua etten. Üniversitelerde para verip alacağımız ders burada. Beklerim. Her zaman beklerim. Daha çok videolara sağlık. Görüşmek üzere.